Herkese selam. Zaman zaman videolarımda çöp konusuna değindiğime denk gelmişsinizdir. Bugün de size bununla ilgili bir video hazırladım. Videonun sonunda çektiğim görüntüleri izleyebileceksiniz. Belediyenin yerinde çektim o görüntüleri. Evinizde bir çöp oluştuğunu düşünün. Koltuk, buzdolabı, masanız bir şekilde çöpe atılması gerekiyor. Bunu burada götürüp atmanın iki alternatifi var. Birisi telefon açarsınız, belediyeden randevu yaparsınız, gelir arabayla alırlar. Bir ücret karşılığında bunu götürür, sizin için çöpe atarlar. Veya siz imkanınız vardır, büyük bir arabanız vardır, alır bunları götürürsünüz belediyenin yerine, kendiniz ayrıştırırsınız, atarsınız. Oradan bir yetkili gelir, bakar, kontrol eder. Gerçekten evinizde oluşmuş bir çöpse, o zaman sizden ücret talep etmeden bunu oraya atmanıza müsaade eder. Eğer bir iş yerinde oluşmuş bir çöpse o zaman metreküpüne para ödersiniz. Çünkü ticari olmuş oluyor. Siz de bunun parasını ödemek durumunda kalırsınız. Peki tadilat yaptınız. Bir harfiyat, moloz oluştu bir şekilde. Bunları da götürmeniz gerekiyor. Bundan para alıyorlar. Evinizde de olsa bundan para alınıyor. Metreküpü 50 euro civarında Hamburg'da. Başka yerler için bir şey diyemeyeceğim, bilmiyorum. Buradaki rakamlar bu. Peki az bir para mı bu? Yani çok da değil. Çünkü 1 metreküp değil. Genelde işte 3-4-5 metreküp oluşuyor. O zaman 200-250 euro gibi bir rakam çıkıyor karşınıza. Eğer az bir paraya çalışıyorsanız, işte asgari ücretle çalışıyorsanız sizi yoracak bir rakamdır bu. Ama ona rağmen insanlar dürüstlüğü tercih ederler, götürürler, oraya bırakırlar, oraya verirler. Başka bir lüksünden feragat eder. İşte bir ay, iki ay onu yapmayabilir ama çöpünü, o harfiyatı götürüp ormana mesela dökmez. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi zor bir şey değil. Bu mümkün.